Avrupa Birliği platformu olarak bugün çok önemli bir gün. Konserimiz var. Bütün Emir Dudallar burada. Neler söylemek istersin? Şimdi bugün çok büyük bir yemek organize ettik. Ben biliyorsun yıllardır yurt dışında yaşadım. Gent'ten yaşadım. Gent'ten biriyim. Avrupalılardan biriyim. 10 yıldır da siyasetin içindeyim. İlk kez Eskişehir'de 150 bin Emirdağlı olmak şartıyla Odun Pazarı'na giren tek şahısım. Onun için bir yemek hazırladık, bir organize hazırladık. Bugün 2500 kişi bekliyorum. Eğer bu salon almazsa tekrar Ramazan'ın içinde Animal Otel'de bir 2000-3000 kişilik bir yemek daha hazırlıyoruz. Ve Avrupa'da ne kadar hemşerim, Emirdağlı, gurbetçi, Hollanda'da, Almanya'da sayamadığım tüm ülkelerdeki hemşerilerime teşekkür ediyorum ve bizi desteklemelerini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bu gecenin mimarı, Avrupa İş Adamları Derneği, Gent İş Adamları GİTİAD'ın kurucusu. Avrupa'daki Türklerin, Emirdağlıların her zaman elinden tutmuş, hiçbir Türk vatandaşını işsiz, açsız bırakmamış, Avrupa'da derin izler bırakmış, 3000 kişiye orada istihdam sağlamış, daha sonra Türkiye'ye dönerek bundan 10 sene önce yolu Halkçı Başkan Kazım Kurt'la kesişmiş ve o günden bugüne 10 yıldır Kazım Başkan'la birlikte siyaset yapmıştır. Fotoğraflarda ne görüyorsunuz? Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de tüm koalisyon liderleriyle tek tek görüşmüş ve birlikteliğin sağlanması için elinden geleni yapmıştır. Her sene Ramazan aylarında on binlerce vatandaşımızı doyurdu, giydirdi, nakdi yardımlarda bulundu. Garip Kurevan'ın hep elinden tuttu. Şimdi yine Odun Pazarı'ndan meclis üyesi adayı olarak sizlerin karşısında dindik duruyor kıymetli misafirler. Bu büyük ve onurlu mücadelesine hayran olduğumuz değerli Avrupa Birliği Türkleri Kültür ve Dayanışma Platformu Başkanı, Gönüllerin Başkanı Seva Başkan Sebahattin Titik, alkışlarınızla değerli İşçi Hanımefendi Birlikleri yanında birlikte sahneye geliyorlar. İlk sözü ben bu gecenin mimarına bırakmak istiyorum. Ondan sonra akışımıza yine kaldığımız noktadan devam edeceğiz efendim. Buyurun başkanım. Ayşe Hanım aramızda katılıyor. Siz belediye başkanı adayınız. Ayşe Hanım şu an salonuna giriyor. Ayşe Hanım adayınız. Ayşe Hanım. Sayın Milletvekilim, Sayın Protokol, Sayın Odun Pazarı Belediye Başkanım, arkadaşlar, Sayın Protokol, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın İl Başkanım ve Emirdağ'dan gelen arkadaşlarım ve tüm Emirdağ'ın arkadaşlarım, hoş geldiniz.
Sebahattin'ler diye az çok anlattılar. Biliyorsunuz ben de 10 yıldır buradayım. Diyorlar ki, az önce Cüneyt de söyledi, Emirdağlar Eskişehir'in bir parçası değil. Artık Emirdağlar Eskişehir'in ta kendisidir. Ta kendisidir. Bütün alanlarda var, bütün alanlarda. Şimdi bu seçimlerde büyük bir mücadeleyle seçim arifesine girdik. Bizim Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ayşe Ünlüca. Odun Pazarı Belediye Başkanımız da Kazım Kurt. Allah razı olsun ondan. Bizi Emirdağlılara her zaman gözetti. Bütün her zaman Odun Pazarı Belediyesi'nde ve Büyükşehir'de kapılarımızı açmıştır. Tüm Emirdağlıların yanında olmuştur. Ben de kendim orada olduğum müddetçe her zaman Emirdağlıların bütün işlerini ne zaman bir ihtiyaçları olsa elimizden geldiği kadar çözmüşüzdür. Biz buradayız Emirdağlılar. Öbürler nerede? Bazı parti adaylarımız konuşuyor. AK Parti, AK Belediyecilik hep bunlardan anlatıyor. Ben onları da hepsini iyi tanıyorum. AK Belediyecilik mi, Akçalık Belediyecilik mi, orayı çözemedim. Onları da zamanı geldiğinde çözeceğiz. Zaman zaman Büyükşehir'e aday olan arkadaşımız anlatıyor. Ayşe Ünlüce'ye diyor, televizyona çıkalım, televizyonda konuşalım. Sizin karşınızda Ayşe Ünlüce, Türkiye'ye adalet dağıtmış ağır ceza hakimidir. Size ders verir, ders sayın adayım, size ders verir. Ayşe Hanım, uslubu ve gerektiği gibi konuşmak istemiyor. Neden konuşmak istemiyor? Sizin gibi akçalı işleri yapanların karşısına çıkmak istemiyor. Çünkü küçük düşeceksiniz. Sizin neler yaptığınızı biz iyi biliyoruz. Burada da herkese konuşmak istemiyoruz. Gelelim Kazım Kurt Bey'e. Kazım Bey'le 10 gün önce ya kesiştik. Hep abi dedim. Her zaman da abi diyeceğiz. Hep benim yanımda oldu. Bazen görüştük, bazen küsüştük. Ama gelene hiç bırakmadı. Her zaman dürüstlüğü ondan öğrendim. Halkçı başkanlığı ondan öğrendim. Adaleti ondan öğrendim. Bu seçimde inşallah çok güzel işlere imza atacağız. Buraya benim Avrupa'dan gelen arkadaşlarım. Bugün kadın kolları başkanımız Sultan Hanım burada. Belçika'dan geldi kadın kolları başkanımız Sultan Hanım burada. Fransa'dan benim için gelen, benim için çok değerli babam gibi gördüğüm Mevlüt dayım burada. Ahmet Böcük, platform başkanı burada. Avrupa'dan Türk çekim yapmak için gelen aktif devreye burada. Buraya geldiğiniz için tüm Emirdağlılara ayrı teşekkür ederim. Seçimde beni, bizi, bizim partimizi desteklemenizi bekliyorum. Emirdağlı hemşehrilerim. Evet Sebahattin Bey'e, Sebo Başkan'a, Sebahattin Dede'ye çok teşekkür ediyoruz. Oluçan heyecanlı bir konuşma yaptı. Zaten biz onun heyecanını yıllardır tanıdığımızdan beri biliyoruz. Hep aynı heyecanla, aynı şevkle, aynı aşkla işine sarılan, herkesin elinden tutan bir yapıya sahip. Sağ olsun, var olsun bu akşam da burada hepimizin bir araya geldi. 2000'in üzerinde aşağı yukarı şu anda konuğumuz var. Bizlerin bir araya gelmesini sağlayan Sayın Sebahattin Dede'ye çok teşekkür ediyoruz gönülden efendim. Ve şimdi çok değerli bir insanı sizlere davet etmek istiyorum. Değerli Odun Pazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt Beyefendi'yi yüksek alkışlarınızla yüzüğe almak istiyorum efendim. Hoş geldiniz başkanım. Sevgili Emirdağlı hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, iyi ki geldiniz. Bugün Habib Hoca dedi ki bana, Habib Umutoğlu, bu seçimi 3E kazanacaktı. Birisi enflasyon, ikincisi emekliler, üçüncüsü Emirdağlı. Enflasyonun Türkiye'de yüzde kaç olduğunu kimse bilmiyor. TÜİK de bilmiyor, Tayyip Erdoğan da bilmiyor, piyasa da bilmiyor. Onun için
bu enflasyonla mücadele etmek üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sosyal belediyecilik yapıyor. Aşevler açıyor, halk ekmekler açıyor, halk etler açıyor, halk marketler açıyor. Vatandaşın enflasyon karşısında ezilmemesi için her şeyi yapıyoruz. Emekliler derseniz bu yıl 2024 emekliler yılı. Her şey emekliler için. 5 kere zam yaptılar, hala 10.000 lira maaş. Bu emekli arkadaşlarımızın sesini biraz sonra başka bir arkadaşımız size duyuracak. Ama Emirdağlılara gelince Eskişehir'deki seçimi Emirdağlılar kazanacağı kesin. Çünkü biz kendimizi Emirdağlıların adayı sayıyoruz. Biz kendimizi Emirdağlıların başları sayıyoruz. Siz de öyle kabul ederseniz 31 Mart'tan sonra Odur Pazarı'nda Emirdağlı Kazım Kurt, Büyükşehir'de Emirdağlı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı'nda Emirdağlı Ahmet Ataş başkan olacak. Kapımız Emirdağlılara her zaman açık. 24 saat telefonlarımız açık ve her türlü etkinlikte Emirdağlı hemşehrilerimizle birlikte olmak en temel arzumuz. Ancak bu yıl Emirdağlılardan bir şey daha istiyoruz. Emirdağ'da da Barışcan'ı seçelim. Barışcan'da, Emirdağ'da belediye başkanı olursa bu 4 tane Emirdağlı sizi uçurur. Ben Eskişehir'de yapılan sosyal belediyeciliği hepinizin bildiğini, hepinizin gördüğünü sanıyorum. Halkçı belediyecilik gerçek belediyeciliktir. Gerçek belediyecilik dedikleri o değil. Biz halkın içindeyiz, halkın yoksulluğunu biliyoruz ve halkın sorunlarına çözüm üretiyoruz. Bu çözümleri gelin beraber üretelim. Gelin Emirdağlı derneklerle, vakıflarla, platformlarla birlikte yapalım, birlikte çözelim. Yurt dışında Emirdağlı hemşehrilerimize de selamlarımızı iletelim. Onlar da buradakilere selamlarını göndersin. 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermelerini diliyorum. Sizlere saygılar sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel sözler sarf ettiniz. Efendim şimdi sırada Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Ayşe Gümüş Hanımefendi var. Sizlerden kocaman alkış rica ediyorum. Ama kendisini naif bir biçimde kürsüye davet. Hoş geldiniz. Çok sevgili Emirdağlı hemşehrilerim, hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar diliyorum, afiyet olsun diyorum. Bizim 10 Ocak'ta başlayan bir sürecimiz var biliyorsunuz, adaylık sürecimiz. Kazım Başkanımıza, Ahmet Başkanımıza ve benimle beraber bizim bu süreçte en çok görüştüğümüz hemşehrilerimiz Emirdağlı hemşehrilerimiz oldu. Bunu da kurumda söylemek istiyorum sizlere. Zaten masada bir şöyle bir baktım etrafıma. Hep Emirdağlı hemşehrilerimiz yine Emirdağ'daki belediye başkan adayımız da masamızdaydı. Kendisine de başarılar diliyorum. Umarım Emirdağ'ı kazanırsak bizim 13. kırsaldaki ilçemiz oldu artık dedim. Bütün gücümüzle orada da gücümüzü, enerjimizi gösteririz umarım. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, bu gece bizleri buraya davet ettiniz, sofranızı açtınız, gönlünüzü açtınız. Yüce gönüllülüğünüz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu dayanışmanız, bu birlikteliğiniz, bu güzelliğiniz hep daim olsun. Bu birliktelik size her zaman güç verecektir. Güçlü Emirdağlılar da her zaman Eskişehir'e güç verecektir diyorum. Sevgili emirdağlarım. Çok teşekkür ederim efendim. Sayın Ayşe Gülce, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve çok güzel bir konuşma yaptı. Kendisini gönülden yürekten kutluyoruz efendim. Aramızda bir adayımız daha var tabii ki. Emirdağ tarafından
Sayın Barış Can Beyefendi, bir daha belediye başkan adayımız, yüksek alkışlarınızla ondan da birkaç kelime duymak istiyoruz efendim. Barış Bey, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sayın vekili, belediye başkanım, adaylar, yoldaşlarım, gönüldaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Sosyal belediyeciliği bırakın Türkiye, dünyaya tanıtan bu güzel şehirde bulunmaktan, sizden karşınızda olmaktan çok mutluyuz. Eğer Emir Dağlı'da bize kazanırsa Eskişehir'e öyle kalıp yaşanabilir bir şehir haline getirip rahat belediyeciliği değil, halk belediyeciliğine getireceğiz. Teşekkür ederiz. Başlayacağım, teşekkür ediyoruz. Yeni kurulan Genç İmir Dağlılar Birliği de aramızdaymış. Onlara da bir alkış rica edelim. Böyle bir talep geldi efendim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi değerli il başkanı Avukat Sayın Talat Yalaz Beyefendi'yi yine alkışlarınızla kürsüye almak istiyorum. İl başkanımızın İmir Dağlı olarak sözünü beraber ediyoruz. Değerli Emir Dağlı hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu salonda birçok organizasyona geldim. İlk defa inanın bu salonu böyle görüyorum. İnşallah herkes oturabilecek yer bulmuştur. İşte salonlara sığmayan Emir Dağlı'dan buradan şu mesajı veriyor. Emir Dağlı'dan kararını vermiş Kadın Başkanımızın ve Ayşe Başkanımızın belediye başkanı olması için gerekli iradeyi ortaya koymuştur. Yerel seçimlerde, bir önceki yerel seçimde de Emir Dağlılar, Kadın Başkanı özellikle ciddi bir destek verdiler. Ancak genel seçimde bazı hemşehrilerimiz Cumhur İttifakı'nın adaylarına da oy verdiler. Çünkü çok ciddi vaatlerle karşılaştılar. Türkiye'yi şaha kandıracağız dediler. Yoksulluğu, açlığı bitireceğiz dediler. Türkiye şaha kalktı mı? Kalkmadı. Şah mat olmak üzere ülke iyi yola yönetilmiyor. Ekonomiyle ilgili vaatlerinin hiçbirisini tutmadılar. İnsanların yoksullukları arttıkça arttı. Biraz sonra bir arkadaşımız gerekli emeklilerle ilgili açıklamayı yapacak. Ama emeklilerin durumu da ortada. Hiçbir vaadini yerine getirip ve getirmeyen bu iktidara bu seçimde, bu seçim yerel seçim olmakla birlikte bir ikazda bulunmak, bir sarı kart çıkartmak zorundayız. Çünkü kendilerine çeki düzen verip artık bu ülkeyi iyi yönetmek anlamında gerekli iradeyi ortaya koyabilmeliler. Bu yerel seçimler bu anlamda sadece bir yerel seçim değil. Özellikle bir önceki dönemde Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermiş olanlar şapkalarını önüne koyup düşünmek durumundalar. Değerli Emir Dağlılar, bu seçimlerde Kazım Başkan'a ciddi bir destek vereceğine hemşehrilerimizin yürekten inanıyoruz. Çünkü verilen hiçbir söz tutulmadı ama diğer taraftan 2019 yılında Kazım Başkan verdiği bütün sözleri yerine getirdi. Ve verdiği sözleri yine Emir Dağlılara yerine getirecektir. Yine biz Emir Dağlılar işini iyi bilen ve bulunduğu her ortamda kendilerine düşen sorumluluğu ve görevi layıkıyla yapan insanlarız. Bu nedenle işini iyi bilen, işini iyi yapacak insanları da iyi takdir etmek anlamında muktediriz. Bakın bazı hemşehrilerimizde muhalif kimliğinden dolayı İYİ Parti'nin milletvekili adayına oy verdiler. Ancak onların oyu bir günden çöpe atıldı. Oy namustur değerli Emir Dağlılar. Oyunuzu verdiğiniz zaman aynı zamanda bir görev verirsiniz. Bu görevi sizden muhalifim bu kötü gidişata dur diyeceğim. Bu iktidara karşı muhalefet yapacağım diyerek alan sizi kandıran ancak daha sonra seçildikten sonra tam da sizin karşı olduğunuz tarafa geçen insanlara bir daha güvenmemeliyiz. Bu anlamda da değerli Emir Dağlı hemşehrilerim gereken iradeyi ortaya koyacaklardır.
Biz Emirdağlılar bu şehirde hiçbir zaman ötelenmedik, dışlanmadık. Bu şehirde hiç kimse bize siz Emirdağlısınız, ayrısınız demedi. Ve biz de bu şehirde her zaman kendimizi ait hissettik. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin Eskişehir gibi bir şehrinde sizin 32 yaşındaki hemşeriniz il başkanlığı yapıyor. Hiç kimse bana Emirdağlı demedi. Bu nedenle biz bu şehrin bir parçası olarak bu şehri en iyi yönetecek, en iyi şekilde bu şehre sahip çıkacak olan belediye başkan adaylarımız Ayşe Ünlüce ve Kazım Kurt'a gereken desteği vereceğiz. Bu anlamda hepinize inanıyor, güveniyor ve saygılarımı sunuyor. Teşekkür ederim. Sayın Başkanımıza yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz bizler de. Bu arada efendim Boylu Yolun Aşireti Derneği Başkanı Sayın Hasan Deniz Duyarıklarımızla hoş geldiniz diyorum. Ve şimdi hem Odunpazarı Belediye Başkanımız hem İl Başkanımızın üzerine basa basa söylediği gibi emekliler adına aramızda konuşmak isteyen İl Başkanım var. Tüm Emekliler Sendikası Başkanı Sayın Ali Paşa Şanlı şimdi size sesleniyor. Başkanım hoş geldiniz. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Birazcık sessizlik istiyorum. Evet, birazcık sessizlik. Söyleyeceklerimizi birlikte paylaşmak için bir sessizlik. Hepinizin de bildiği gibi ülkemizde 16 milyon emekli var. 16 milyon emeklinin eşlerimizle, çocuklarımız, çevremizle birlikte 30-40 milyon seçmen yapıyoruz. Ama gelin görün ki ülkemizde 22 yıldır iktidarda olan Cumhur İttifakı'nın bizi getirdiği son dakika emekliler yoksulluk içerisinde. Cumhurbaşkanı Kütahya'da emeklilere para ver, bütçe boşalır diyor. Bir gün sonra da Aydın'da uçuyoruz diyor. Bakın böylesi koşullarda biz emeklileri yok sayanları biz de sandıkta yok sayacağız. O zaman hep birlikte söylüyoruz. Emekliler sandıkta hesap soracak mıyız? Soracak mıyız? 31 Mart'ta sandıklara gidip biz emeklilere insanca yaşam hakkı vermeyenlerden hesap soracak mıyız? Teşekkür ederim. Başkanımız da ilk küçük konuşmacımız daha olacak. Kıymetli misafirler, İYİ Parti milletvekili adayı, Emirdağ'ın gelini, eczacı Sayın Özlem Aylen Canım Efendi'yi ben yine alkışlarınızla naif bir biçimde kürsüye davet ediyorum. Başkanım. Evet, herkes iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Hepiniz hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Evet, 35 yıllık Emirdağ gelini olarak sizlere buradan sevgiyle selamlamak istiyorum. Bu güzel birliktelik ve dayanışma gecesini organize eden platform başkanımız Sayın Sebahattin Tetik ve Habib Bey. Ona da çok çok teşekkür ediyorum Habib Bulutoğlu Bey'e. Ayrıca kurtuluş korosu var biliyorsunuz, Türk Halk Müziği korosu. Şefi de benim kaynım oluyor, Doktor Ünal Aylancı. Yengesi olarak ona da teşekkür ediyorum ve kıymetli Şifigen Aylancı, onun da emeği çok fazla. Eltim olarak ona da teşekkür ediyorum. Ve koronaki bütün üyelerin emeklerine sağlık diyorum. Çok güzel işler geçiriyorlar, başarıyorlar. Yolunuz açık olsun, kolay gelsin diyorum. Ve Emirdağlılara, Emirdağlı hemşerilerine seslenmek istiyorum. Bu birlikteliği ve beraberliği hiçbir zaman bozmayalım. Hep birlikte yol yürümeye devam ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sayın Özlem Aylen Hanımefendi, eczacı Özlem Aylancı. Ve efendim kürsüye son olarak Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili değerli abim Sayın İbrahim Arslan Beyefendi kocaman alkışlarla geliyor. Hoş geldiniz sevgili. Şeref verdiniz.
sevgili dostlar. Aslında bugün birlik, beraberlik, dayanışma gecesi ve yemek yemeye, sohbet etmeye geldiniz. Sizi işgal ettik ama birkaç cümleyle konuşmamı tamamlayayım. Sayın Tetik'le başlayayım. Aslında balkon konuşmasını yapıyor gibi hissettim orada. Mikrofon oraya gitseydi Sebahattin Tetik bugün balkon konuşmasıyla aslında seçimi bitirmiş olacaktı. Sevgili dostlar, elbette çok önemli bir seçime gidiyoruz. Size sadece iki tane Eskişehir'i tanımlamak istiyorum. Bir tanesi merkezi idare tarafından yönetilen Eskişehir, bir tanesi de belediye başkanlarımız tarafından yönetilen, yani yerel yönetimler tarafından yönetilen Eskişehir. Merkezi idare şunu söylüyor günlerdir, AKP Genel Başkanı, eğer benden değilseniz sizi yok sayıyorum, hizmet de etmem, hiçbir yatırım da getirmem, hiçbir şeyi yapmam demeye getiriyor. Aslında malumunda ilanı. Yaklaşık 22 yıllık iktidarlarında merkezi yönetim Eskişehir'imizin hiçbir sorununu çözdü. Altı yolunu yapmadılar, Niyalıçık yolunu yapmadılar, Seyit Gazi Kırka yolunu yapmadılar, havaalanımızı ve tarifeli uçuşlara açmadılar, çevre yolumuzu yapmadılar, Kızılırlar termal projemizi hayata geçirmediler. Bu kentten bakanlar çıkardılar, millet Milli Eğitim Bakanı olmasına rağmen Eskişehir'in en büyük mahallesi olan Emre'ye bir lise dahi yapmadılar. Kültür ve Turizm Bakanı çıkardılar ama turizmle ilgili hiçbir çalışmayı gerçekleştirmediler. Depreme dirençli kentlerin yaratılmasında da 22 yıllık iktidarlarında ne yazık ki Eskişehir'imize hiçbir şey yapmadılar. Peki Eskişehir böyle Türkiye nasıl? Demin Sayın Ali Paşa Şanlı söyledi, benden önceki başkan adayı ya da başkanlarımız söyledi. Sevgili dostlar, mesele emekliye gelince kasada paramız yok diyenler bir hesap yaptı Sayın AKP'nin genel başkanı. Dedi ki 15-16 milyon emeklimize seyyanen zam istemiyor. 7 bin lira verirsek bunun bütçeye yansıması tam 1 trilyon 400 milyar dedi. Ama ben buradan bir rakam söyleyeyim. Bunu her yerde anlatıyorum. 2024 yılı bütçesinde faize ayrılan para 1 trilyon 254 milyar. Yani 43 milyar dolar. Faize çetecilere, rantçılara kaynak yaratan iktidar iş emekliye, emekçiye, memura, işsize, yoksula geldiğinde ne yazık ki sizlere kaynak yok edebiyatı yapıyorlar. Sevgili dostlar, 31 Mart gecesinde biz ne söyleyersek söyleyelim. Aslında kendi geleceğinizi oynayacaksınız. Ve ondan sonraki 4 gün boyunca sandık önünüze gelmeyecek. Yaptığımız seçim yerel seçimlerdir. O nedenle diyorum ki 20 yıldır bu kenti yöneten belediye başkanlarımızın yaptığı hizmetlerden, yatırımlardan, çalışmalardan memnunsanız götürüp boyunuzu Ayşe Ünlü Ceyha Cazıkkurt'a, Ahmet Atac'a, 12 ilçemizde, 13. ilçemiz Emirdağ'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına vermektir. Eğer bu ülkede biz mutluyuz, mesutuz, işsizlik yok, yokluk yok, yoksulluk yok, her şey yolunda diyorsanız bu noktada da bu iktidara eğer söyleyecek sözümüz yoksa o zaman bizim de söyleyecek sözümüz yoktur. Sevgili dostlar, 31 Mart'ta ben Emirdağlı hemşehrilerimizin hepsiyle birlikte omuz omuza, kol kola, başta Ayşe Ünlüce olmak üzere Odun Pazarı'nda Kazım Başkan'la, Tepe Başı'nda Ahmet Başkan'la ve çevre ilçelerimizde hep birlikte olacağımıza yürekten inanıyorum. Birlik, dayanışma ve beraberlik gecemizin hepimize katkılar, başarılar getirmesini ve daim olmasını diliyorum. Saygılarım. Kıymetli ikinize çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Güzel bir konuşma oldu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu değerli şefi Ali Erdoğdu ve arkadaşları da aramızda, onların sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz efendim. Konuşmaların başlangıcını
değerli başkanımız Sebahattin Tetik'le yaptık. Yine son konuşmayı kendisinden alacağız. Onu ben set ediyorum. Ardından da değerli sanatçımız Ramazan Çelik bizlerle birlikte olacak. Sebahattin Bey'i bir kez daha kürsüye alıyorum arkadaşlarımıza. Arkadaşlar, şu gördüğünüz organize çok güzel. Ama bu organizenin arkasında kimler var biliyor musunuz? Her güç ve erkeğin arkasında bir kadın vardı. Önce eşim Leyla Fethi'ye teşekkür ediyorum. Ondan sonra 4 yıldır benim kahrımı çeken, ofisimde gece gündüz çalışan, bazen kızıp bazen darıldığımız Nisa Aslan'a teşekkür ediyoruz burada. Sonra bu platform genişleyince Kadın Kolları Başkanımız, Çifteler Kadın Kolları Başkanımız Sert Işık'a teşekkür ediyorum. Bunun yanında Eskişehir'de bütün kadınları toplayan ve organize yapan Aydın Asigara'dan teşekkür ediyoruz. Eskişehir Kadın Kolları Başkanımıza. Ben burada bu ekibi kurarken çok güzel düşündüm. Aynı zamanda bize yön veren, bizim büyüğümüz, bizim danışmanımız olan Ahmet Ufaya'dan teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldu. Sebahattin Sarıya'dan teşekkür ediyorum adaşıma. Burada bu birliği, bu beraberliği sağladık gibi görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yemi Bey, sen bir gün televizyonda sordular sana. Dediler ki, sen bindiğin arabana binecek misin? O da dedi ki, bende omurga var, bende kaplıka var. Bindiğim arabana binmeyeceğim dedi. Ama 60 bin liralık ayakkabılarını unuttu kaçtı. Arabada binerken 60 bin liralık ayakkabılarını. 31 Mart'ta İYİ Parti ve CHP'ler bu ayakkabıyı ona hediye edeceğiz. Karton kutuların içinde siz biliyorsunuz bu Akça belediyeciliklerinde ayakkabı kutuları meşhurdur. Biliyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şu anda bir misafirimiz var, konuğumuz var, sanatçımız var. Benim de Belçika'dan yıllardır arkadaşımdır kendisi. Ben orada oraya da götürmüştüm. Emir Dağlar'a konser vermişti. Şimdi arkadaşımız Erhan onu buraya davet edecek. Hepsinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim başkanım. Evet. Kıymetli misafirler, gecenin bu noktasından sonra çok değerli sanatçımız Ramazan Çelik'in kendi arkadaşlarıyla birlikte sizlere eşlik edecek. Güzel bir gece geçirmenizi ve unutmamanızı istirham ediyoruz. Emir Dağlar nice gecelerde yine Sabahattin Başkan önderliğinde inşallah bu mimarlığında bir araya gelmek ümidi ediyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Vallahi insanın gönlüne hitap ediyor. Güzel insansın. Dedim ya adamım gibi teşekkür ediyorum başkanıma. Emir Dağ'ın çiçekleri. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım yolun bahtın açık olsun. Hadi arkadaşlar şu çiçeği bir alalım bir. Çiçeği bir alalım. Annem kurucu babam. Şimdi Emir Dağlar'la birlikte olup da bir Emir Dağ türküsü okumadan olmaz. Sizler için stüdyoda çok güzel bir Emir Dağ türküsü hazırladım. Onu bir dinleyelim ondan sonra sallamaya devam. Sizler bizi vatan tipi erkekler ya Ramazan Şerif ne çok oynuyorsun diyorlar. Allah beni oynasın diye yaratmış. Anam beni oynasın diye doğurmuş rahmetli anam. 1,5 ay oldu bel fıtığından ameliyat oldum. Doktor dedi en az 3-4 ay oynama dedi. Nasıl oynamasın? Al işte. Evet, sahneyi bir boşaltalım arkadaşlar. Fotoğraf çektireceğiz. Programdan sonra ayrılmayacağım.
ayrılmayacağım. Sizlerle tek tek fotoğraf. İşimi yapmam lazım. Özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Orijinal oynaması çalacağız abi. Adam var. Özel adam götürdüm. Hasan Daban'dan. Gelin. Evet dedim ya fotoğrafları sonra şey. Yoksa kalacak burada yani. Evet Hasan gönder kardeşim. Hadi helal. Hadi. Abi şöyle bir saniye bir boşaltalım. Rica ediyorum. Haydi Emir Dağ'la şöyle bir alalım Emir'i. Esnemeye başladım ben. Ben de dün akşam çok yoruldum, bu akşam uyuyamadım. Biraz sonra çifte telli çaldım, can gelecek. Öğleyi canlatan, canlatıyor. Çifte telli çaldım, hadi. Yemin ediyorum, hasta olayım, yataktan kaldırıyor, böyle bir şey yani. Evet, hazır mıyız çalışmaya, eğlenceye? Değerli muhtar adayımız, Ercüment miydi? Tuncay mıydı? Tuncay. Tuncay'ı bir alkışlayalım mı? Emekli Mahallesi Muhtar Adayı. Adam da cesarete bir bakıyor. Adam siyasete alışmış. Kimden alıştı diyor? Kazım Kurt Başkanım'dan diyor.
Hücayi Kırbaş ya, biliyorum ya. Tuncay diyen kim? Sen niye Tuncay diyorsun? Sen dedin Tuncay diye. Tuncay dedin ya. Evet. Mücahit dedi ki eğer muhtar olsam Ramazan'ı alıyor. Program yapacağız dedi. Yapacağız mı Mücahit? İnşallah. Daha da seni, yine seni bekliyorum. Kazım, Kul, beni, Şahbaşkanı, Emir Dağları, hemşehri, selamlar. Yine seni bekliyorum. Ordu Pazarı, Hüseyin, Pazarı, Ayşe'yi, selamlar. Bütün Emek Mahallesi'ni çiçek gibi yapacağım diye, çiçek. Destekliyoruz, bir alkışlayalım. Değerli muhtarı, hazır mıyız? Hadi bakalım hatırlayalım. Oh ya! Oh!
Teşekkürler Eskişehir. Teşekkürler Odun Pazarı. Hadi bakalım. Hadi hadi. Hop.
Ramazan şerif, 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 Ramazan şerif,